maksimum keyifle ve daha da önemlisi maksimum güzel basketbolu da finaldeyiz. Demiştik ki Fenerbahçe maçtan önce oyunu kontrol etmesi gerekiyor. Oyunu nasıl kontrol etmeliydi? Fast break vermeyerek, Real Madrid'e koşturmayarak. Bunu da çok iyi şekilde yaptı. Bundan da daha önemlisi pas akışını durdurdu. Sadece Lul'un bireysel oyunlarıyla oyunda tutunmaya çalıştı ve 36 sayının 19'unu Lul tarafından atılmıştı. O sırada benim içim rahat etti. Real Madrid'in koşmaması gerektiğini söylemiştim. Maçın içinde 36 dakika içerisinde Fenerbahçe oyunu kontrol etti. İlk ikinci çeyrekte 2 dakika, üçüncü de çeyrekte 2 dakika Real Madrid bir seri yakaladı ve oralarda farkı kapatmaya çalıştı fast breaklerle ve üçlüklerle. Onun dışında hep oyun kontrolü Fenerbahçe lehindeydi. Bireysel olarak baktığımız zaman Kalin için üstün bir performansı vardı. Diğer tarafta Ekpe Hudo'nun bence en önemli katkısı hem boyalı alanı kapatması hem hücum reboundlarda aynı zamanda hücumda da yüksek post seviyesinden iyi şutlar atarak galibiyete katkı vermesiydi. Evet, finalde Olympiakos'la eşleşiyoruz. Olympiakos çok tecrübeli bir takım, farklı bir basketbol oynayan Real Madrid'den, savunmaya dayalı bir takım ve esas her şeyden daha önemlisi çok disiplinli bir şekilde hiç skora bakmaksızın oyundan kopmuyorlar. Kolay sayı izni vermiyorlar, fast break şansı vermiyorlar ve arada bir savunma değişikliklerle oyunu lehine çevirmeye çalışıyorlar. Bunu ikinci devre man-to-man savunmada farklı bir düzenle onu yapmaya çalıştılar ve orada başarılı oldular. Olympiakos'ta hepimiz biliyoruz. Spanoulis, Spanoulis ve Spanoulis. En önemli unsur o. Her şey onun üzerinde ama eğer sadece ona odaklanırsak, Mantzaris, Rintezis, Green'i unutursak orada sıkıntı yaşarız. Olympiakos'un oyun düzeninde Printezis'in low post oyunları da çok önemli. Ama zannetmiyorum bunu çok deneyebilecekler. Bunun nedeni Veseli ve Udoh low post savunması iyi olan oyuncular ve buradan üstünlük sağlayabileceklerini zannetmiyorum. Fenerbahçe nasıl kazanır? Fenerbahçe daha sert bir savunmayla karşı karşıya kalacaktır. Onun için biraz kolay sayılara ihtiyacımız olacaktır. Ki CSKA maçında şunu gördük, Olympiakos hücum reboundlarda çok etkili. Özellikle Milutinov'un hücum reboundu etkinliği çok yüksek ve bu kolay sayı atmaya engel bir durum. Udoh Real Madrid'e karşı uzun süre aldı ama 40 dakika için maksimum enerjisini ortaya koyacaktır. Bence en önemli unsur oyun disiplininden bir an için bile kopmamak. Olympiakos öyle bir takım ki hep kendi oyun ritmini sahaya yansıtmaya çalışan bir takım. Bunu Fenerbahçe kabul etmemeli. Kendi oyun ritmini empoze etmeli diye düşünüyorum. Zirveye ve kupaya bir adım yakınken maksimum keyifle izleyelim bunu.